Yani bir de şunu söyleyeyim. Ben Karadeniz bölgesine özellikle fındıkların olduğu bölgelerden uzak tutacaksınız kiviyi. Aman ha çayda da böyle. Gidiyor vatandaş çay bahçesinin yakınında içine kivi ekmeye başlıyor. Yapmayın. Çünkü kiviye gelen kelebek tamam çay yaprağı dirençli ona karşı ama zamanla ne oluyor? Bağışıklık kazanıyor. Direnç kazanıyor, çaya zarar veriyor. Bu bir. İkincisi, kivi neden fındığın yanında olmamalı? Yapılabilecek en büyük kötülüktür. Karadeniz'e yani bir kere Karadeniz'e kivi böyle şey değil, uygun değil. Fındık bahçem varsa ekersin şeyi, kiviyi civarında bir yere onun yaprakları mantar yapıyor. Guttata mantarı. Yani işte bu da rüzgarla ne oluyor? Fındık bahçelerinin üzerine külleme denilen bu hastalığa neden oluyor. Yani neredeyse hasatınızın yüzde kırkını, yüzde otuzunu kaybediyorsunuz. Çünkü bunun yaprakları toprağa düştüğü zaman çürüyor. Mübarek adam oturmuş işte Yılda bir kere bahçesini gelir, onu da ürününü satar gider. Hayır, yılda en az 2-3 defa geleceksiniz. Bütün o fındık yapraklarını, çevrede ayva varsa, bak ayva da ekilmez. Çünkü bunun yaprakları küf yapıyor toprakta. Süpüreceksin, toplayacaksın Hüseyin. Bunun şeyi yok ve yılda iki defada ne yapacaksınız? Bu e, şeyleri fındık ağaçlarını budayacaksınız. Bağışıklık sistemini geliştirmiş olacaksınız. Yoksa öyle oturursanız böyle böyle bir şey olmaz. Çalışacaksınız. Yani Anadolu nimetleriyle dolu ama üzerinde çalışmak gerekiyor. Oturmakla bu işler olmuyor. Kivi böyle bir şey. Hani C vitamini bakımından zengindir. Yalnız tropik bir meyve olduğu için aslı kökeni tropik bir bölgeden geldiği için alerjen etken maddeler de var içerisinde. Bunu unutmayalım. İşte böyle kivi'nin suyunu önerirler göz altına, işte göz kapaklarına sürün filan diye sakın ha. Yani çok az bir yere sürün böyle. Önce bir alerji yapıyor mu yapmıyor mu ona bakın. Ondan sonra e, kiviyi e, sürersiniz de ben çok fazla da bir e, suyunda göz çevresine yardımcı olabileceğini düşünmüyorum. Şu var e, stresli insanlarda oluşan serbest radikallere karşı kivi zengin C vitamini olması nedeniyle önerilebilirsiniz. Bu e, pıhtılaşmada e, trombozit trombozitler birbirine yapışıyor ya buna işte bunu burada önleyici gücü var. Yani bu da klinik deneylerle e, ne yapılmış? Kanıtlanmış bir şey. Anjiyotensin converting enzimini e, bir miktar inhibe etme özelliği var. Bu, bu ne demektir? diye söylediğinizde efendim, tansiyonun düşürülmesinde öyle ahım şahım birden bir düşüş beklemeyin. Ama yarım birim bir birim kadar kivi ne yapıyor? Tansiyonunuzu düşürebiliyor. Yalnız şunu söyleyeyim, diyaliz hastaları kividen kesin olarak uzak durmalılar. Hani derler ya sarı meyvelerde potasyum yüksek, yok böyle bir kural. Yani kavundur, kayısıdır. Ondan çok daha fazla yüksek oranda potasyum kivide var. Yani Diyalize gidenlerde biliyorsunuz bakılan şeyler önemli parametrelerden bir tanesi üre ve potasyumdur. Yani beşin üstüne çıkmaması lazım potasyum değerin. İşte kividen uzak duracaklar.